Sevgili YouTube takipçilerim, bugün size tiyatro anılarından bir demet sunacağım. Özellikle turne anılarından. Bizim tiyatrocuların Anadolu turneleri çok meşhurdur ve çok keyiflidir. Çok güzel geçer. Zaten düşünebiliyor musunuz? Böyle bir otobüse biniyorsun. Otobüsün içinde gırgır şamata tipler var ve o tiplerle aşağı yukarı en az 10 gün, 15 gün Anadolu'nun değişik yerlerine gidiyorsun. Her gün bir şehre gidiyorsun. Her gün bir şehirde matine suare oyun oynuyorsun. Acayip böyle bir koşturma vardır ama çok tatlı bir koşturmadır. Gündüz boş zamanlar kalırsa alışverişe çıkarsın. Gittiğin şehirde neresi meşhur, nerede güzel alışverişler yapılır, işte kapalı çarşı tipi yerler nerelerdir. Onlara gidersin ve çok keyifli alışverişler yaparsın orada. Hele kadroda Erol abi gibi de, Erol Günaydın gibi, Allah rahmet eylesin. Böyle onunla benim kafam çok uyuşurdu. Biz biraz baba oğul gibiydik. Ve ikimiz de alışveriş manyağıydık. Turneye gittik ve alışveriş yapmadan duramazdık. Mutlaka hemen iner inmez otobüsten otele bavulları koyar ve doğru nerede alışveriş yapılacaksa oraya giderdik. Bir de tabii turnelerde abuk subuk şeyler alır dönerdik. İşte buranın bilmem nesi meşhur derdik, alırdık. Bilmem oranın bilmem nesi meşhur derdik, alırdık. Ya bir de birbirimizi dolduruşa getirirdik acayip. Mesela Erol abi bir gün beni Bursa'da dolduruşa getirdi. Bursa Kapalı Çarşısı'ndan ben eşek semeri aldım ya. Eşek semeri ne yapacağım? Eşeğim yok evde. Yani semeri ne yapacağım? Dedi ki Bursa'nın eşek semeri meşhurdur dedi. Mutlaka almak lazım dedi. Sende var mı? Olmaz mı ya dedi. Olmaz mı dedi. Beni bir havaya soktu. Ben de eşek semeri aldım döndüm İstanbul'a. O eşek semerini aldım. Nereye koyacağım İstanbul'da evde eşek semerini? Koyacak yer bulamıyorum. Oraya koyuyorum olmuyor. Buraya koyuyorum olmuyor. Olacak gibi değil. Sonra Cunda'daki yazlığa götürdüm ben. Dedim ki Cunda köy havası falan böyle. Eşek severi acayip uyardım. Aman duvara koyuyorum olmuyor, yere koyuyorum olmuyor, oraya koyuyorum olmuyor. En sonunda Cunda'daki evle beraber eşek sepetini de sattım, evin içine koyup kurtuldum. Böyle anormal alışverişler yapardık ya. Bir şehirde hiç satılmamış ne varsa, aa buranın busu çok meşhurdur diye onu alıp dönerdik. Yine bir gün Diyarbakır turnesindeyiz. Diyarbakır turnesinde, Diyarbakır Şehir Tiyatrosu'nda iki tane oyunumuzu oynadık İstanbul Satıyorum. O zaman İstanbul Satıyorum kadrosunda Erol abi var, Münir abi var, tabii ki Ferhan Şensoy var, Baykal Kent var, ölmüşleri Allah rahmet eylesin diyelim. Ertaç Özden var, Celal Bergil var, Boran Kaya var. Boran da rahmetli oldu o zaman, çok eskiden rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Turneye gittik. Oyunumuzu oynadık. Oyundan sonra da tabii turne adabıdır. İşte teknisyen, oyuncu ayrımı yapılmaz. Bütün dekoru, kostümü hep beraber toplarız. Ve kamyona yerleştiririz. Kamyon ertesi gün oynayacağımız şehre yola çıkar. Biz de o şehirde, otelde kalırız. Oyundan çıktık. Erol abi, ben, Münir abi üçümüz çıktık. Diyarbakır Şehit Tiyatrolarının kapısındayız, devlet tiyatrolarının pardon, kapısındayız. İki tane genç geldi yanımıza. 18-19 yaşlarında iki tane genç. Geldiler böyle karşımızda mutlu bir gülümsemeyle durdular. Dediler ki oyunu seyrettik, çok teşekkür ederiz. İyi ki buraya geldiniz, sizin oyununuzu seyrettik dediler. Sağ olun dedik. Çocuklar durdu böyle biraz ezildiler, büzüldüler falan dediler. Sonra dedi ki size dokunabilir miyiz dediler. Erol abiyle Münir abiye. Erol abiyle Münir abi de tabii dedi. Çocuklar Erol abiye, Münir abiye bana da şöyle bir dokundular. Ellediler bizi. Omuzlarımızdan tuttular iki elleriyle. Dokundular, dokundular. Sonra bir adım geriye çekilip bizi burada yalnız koymayın. Tiyatronun böyle güzel anıları vardır. Böyle içini burkan hoş anıları da vardır. Bundan sonraki anılarda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.